Yeşilçam'ın usta isimlerinden Selda Alkor'la yaptığımız keyifli söyleşi var sırada. Ünlü oyuncuyla Etiler'deki evinde buluştuk. Türk sinemasının siyah-beyaz yıllarından bugüne kadar kamera arkasında pek çok ünlü isimle yaşadığı ilginç anıları konuştuk. Eski filmimi, siyah-beyaz filmimi seyrederken çok üzülüyorum. Usta oyuncu Selda Alkor, 51 yıllık sanat yaşamına damga vuran ve kimsenin bilmediği anları ilk kez Magazin 8'e açıkladı. Bunları özlüyorum, biliyor musunuz? Hangi usta isimle birlikte ünlü bir yönetmenin kapısından geri çevrildi? Bunların filmi iş yapmaz demiş, bizi oynatmadı. Cüneyt Arkın'la onlarca kez kamera karşısına geçen Selda Alkor nasıl ölümden döndü? Motosiklete binmesini biliyor musun diyorum. O kafanı kırarsaydı. Sıkı tutun. İkinci Baharım dediği Asmalı Konak hayatını nasıl değiştirdi? Kendimi bildim bileli. Evin erkeklerinin önüne kahvaltılarını ben koydum. Selda Alkor, Etiler'deki evinin yemyeşil bahçesinde üstü kırmızı çiçek işlemeli kırmızı bir kaftanla karşıladı ekibimizi. Ne de olsa gençim ya, kırmızı giyiyorum şekerim. En son Çifte Saadet dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı usta oyuncu. Şimdilerde tatilde. Çünkü emek sarf etmeye değecek bir proje bekliyor. Tabii ki bekliyorum. Özel bir hikaye gelsin diye. Selda Alkor 3 Ocak 1943'te Konya'da doğdu. Bakmayın genç kızlara taş çıkardığına. Tam 73 yaşında. Dile kolay 51 yıldır ekranda. Haliyle yaşanan değişimlerin en büyük tanığı. Kıyafetlerinden tutun her şeyi artık daha farklı, daha çağdaş, daha güncel. Her şey çok güzel gidiyor. Biraz siyah beyaz yıllara dönelim mi? Kapatıyordunuz galiba. Ya, evet. Çok fena. Yarın da pazar. Acelemiz de vardı biraz. Yeni evleneceklerin daima acelesi vardır. 1965 yılında Cumartesi Senin, Pazar Benim filmiyle sinemaya adım attı Selda Alkor. Türkiye'nin neredeyse bütün efsane isimleriyle kamera karşısına geçme şansı buldu. Bizim eski Kaya Hasan Ağa'nın kızı. Aa, öyle mi? Hani şu küçük, saçı örgülü, yaramaz kısa. Ben kendisi. Hepimizin hala çok hasretle ve sevgiyle andığımız ama artık aramızda olmayan isimler. Bunları özlüyorum, biliyor musunuz? Siyah beyaz filmlerden, özlemden konuşurken Selda Alkor da yıllar öncesine döndü. Sinema adına, Türk sineması adına gerçekten o bir avuç insan olarak önemli işler yapmış. Eski günlerden söz ederken gözleri doluyor usta oyuncunun. Ben bir eski filmimi, siyah beyaz filmimi seyrederken çok üzülüyorum. Daima taze ve güzelsin Nazlı. Yıllar seni eskitemiyor. Bir senede bir günü seyrediyorum. Benim çok özel bir filmimdi o. Orada yaşayan iki kişi veya üç kişi var, biliyor musunuz? Yani Allah ömür versin, Kartal Tibet, ben. Belki de şu anda bilemediğim biri daha. Emin! Zeynep! Emin sen misin? Sen yaşıyor musun? Biz seni öldü biliyorduk Emin. Hemen duygusal havayı dağıtıp biraz gülelim. Yılmaz Güney hariç hepsiyle çalıştım. Yılmaz Güney'le de ilk bizi Süreyya Duru, Duru film adına çağırmıştı. Gittik, bana kırmızı ruj sürdürdüler. Çıntmıyorum, öyle başımı da bağladılar. Yılmaz Bey'le beni yan yana, Allah rahmet eylesin, bir resim çektiler, siyah beyaz. Yıl 1963. O zamanlar Selda Alkor gencecik bir kız. Yılmaz Güney yağız bir delikanlı. Geleceğin starları olacaklarından kimsenin haberi yok. Sonra herhalde bizi bir filmde oynatacaklardı. Benim daha ilk filmim olacaktı. Süreyya Bey demiş ki bunun ilk filmi, bunun da ilk sayılır hemen hemen. Bunların filmi iş yapmaz demiş. Bizi oynatmadı. Dolayısıyla ben bir daha Yılmaz Bey'le oynayamadım. Yılmaz Güney'le karşılıklı oynamamak Selda Alkor'un içinde ukde kalsa da Türk sinemasının tüm jönleriyle başrol paylaştı 51 yılda. Cüneyt Arkın, Kartal Tibet, Fikret Hakan, Tanju Gürsü, Ekrem Bora, daha başka ne? Kim? Tamer Yiğit, Edison. İşte zaten o kadar jönümüz vardı. Ama Selda Alkor'un aklında en çok Cüneyt Arkın'la çektiği filmler kalmış. Çünkü her filmde mutlaka bir olay yaşanmış. Tabii Cüneyt'le film çektiğimiz zaman muhakkak bir takım hadiselerimiz oluyordu. Senin gibi olmak isterdim. Sakın. Hep mutsuz, kırık ve öfkeli olurdun.
Ya beni motosikletten düşürüyordu, ya attan düşürüyordu, bir yerden düşürüyordu. Allah sağlıklar versin, ömürler versin. 1966 yılına gidiyoruz. Cüneyt Arkın ve Selda Alkor, Göklerdeki Sevgili filminin setinde zorlu bir motosiklet sahnesi çekilecek. Diyorum ki Cüneyt, Göklerdeki Sevgili'yi çekiyoruz. Motosiklete binmesini biliyor musun diyorum. Aa, bilmez miyim Selda, ayıp ediyorsun. Yağmura yakalanırsak kötü. Motosiklet yarışçısıymışsınız. Fırtınada hiç yarışmadım. Bakalım. Göklerdeki Sevgili filmindeki bu sahnenin senaryoda yazılı olduğunu sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. O kafanı kırarsaydı. Ya sıkı tutun. Ah. Atla arkama diyor. Atlıyorum. İlk virajda biz yerde ikimiz mi? Allah'tan büyük kazalar değil yani. Modern hayatın tüm nimetlerini seviyor Selda Alkor. Ama aklı hala siyah beyaz yıllarda, anılarında. Yeşilçam'da yaşadıklarımız son derece enteresandı. Onları yazsanız bir ömür yetmez. Hadi hayatın renklendiği yıllara, milenyum çağına dönelim. Selda Alkor'la sohbet edip asmalı konağa es geçemeyiz. Sahip olduklarınıza, Allah'ın size verdiklerine her gün şükredin. İnsanlarınızı koruyun, kollayın. Asmalı Konak biteli 12 yıl oldu ama dizinin tadı damağında kalmış usta oyuncunun. Çok özel bir diziydi. Çok özel işlere sebep oldu. Kendimi bildim bileli, evin erkeklerinin önüne kahvaltılarını ben koydum. Ne babam, ne kocam, ne de oğullarım kendi başlarına sofraya oturmadılar.